ve saygılarımı sunuyorum. Malumunuz olduğu üzere bir Ankara programı gerçekleştirdik. İlmi Belediye Başkanımız Hüseyin Kavlı ile yapmış olduğumuz ziyaretlere ilişkin sizlerle bir takım konuları müzakere etmek ve yapmış olduğumuz çalışmaları sizlerle paylaşmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Değerli arkadaşlar, Ankara ziyaretlerimizin ilk durağı Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. Malumunuz olduğu üzere AK Parti grup toplantımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştiriliyor idi. Orada Sayın Cumhurbaşkanımızı görme imkanımız, şu aynı zamanda da kabine üyesi olan bakanlarımızla da kısa sürede olsa sohbet etme imkanımız oldu. Genel manada grup toplantımızın çok iyi geçtiğini, verimli geçtiğini sizlerle paylaşmak isterim. Ardından Ünyeli hemşehrimiz Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'u hasreten tüm Ünyeli hemşehrilerimize olan selamını ileterek ben konuşmama devam etmek istiyorum. Genel Başkan Vekilimiz, İstanbul Milletvekilimiz, Ünyeli hemşehrimiz, değerli büyüğümüz Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'la uzun bir sohbet ettik. Ünyeli'nin genelini ve ordunun tamamını konuştuk. Hakikaten de Ünye'ye olan bağlılığını, orduya olan sadakatini bir kez daha görmüş olduk. Özellikle Ünye'mizin sorunlarıyla ilgili sorunlarımızı kendisine aktardık. İlgili kurum ve kuruluşlarla doğrudan doğruya bağlantı kurdu. Özellikle hepimizin merak etmiş olduğu Ünye Akkuş Niksar yolu ile ilgili malumunuz olduğu üzere geçen yıl Cumhurbaşkanımızın da onayı ile 2022 yılının yatırım programına alınmış olan bu yolla ilgili gelmiş olduğumuz noktaya ilişkin olarak artık bir takvim belirlenmesi, ihale tarihinin belirlenmesi ile ilgili Sayın Bakanımızla bu konuyu anlattık. Sayın Bakanımız, Genel Başkan Vekilimizle konunun tabii ki başından sonuna kadar muhatabı olan Karayolları Genel Müdürümüzü oradan bağlatmak suretiyle bu yolun akıbetini sordular. Karayolları Genel Müdürümüze de bahseten bizlerin de defaatle ifade etmiş olduğu üzere sadece Ünye'nin değil, bölgenin de çok önemli bir yol olmasından hareketle buranın çok hızlı bir şekilde ihale tarihinin yapılması ile ilgili talimatlarını verdiler. Ardından bu konuyla ilgili gelişen süreçleri kendisine iletilmesini, bir sorun olması durumunda aynı şekilde Sayın Bakanımızla da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla da görüşerek sorunun çözüleceğini orada bizzat ifade ettiler. Bu yolla ilgili yaklaşık 600 milyon lira civarında bir ödenek ayrıldığını Sayın Genel Müdürümüz de orada ifade etti. Anlatacaklarımdan anlaşılacağı üzere bu yıl inşallah Ünye Akkuş Niksar yolu ile ilgili yatırım programına alınmış olan kısmıyla ihaleye çıkılma tarihiyle alakalı Sayın Genel Müdürümüzle hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmek suretiyle inşallah şantiyemizi hızlı bir şekilde orada kurmak suretiyle ihalemizi gerçekleştireceğiz. Sayın Genel Başkan Vekilimize bu hususta göstermiş olduğu özveriden dolayı teşekkür ediyoruz. Diğer taraftan aynı şekilde Genel Başkan Vekilimizin Ünye'deki sağlık sorunlarımızla ilgili de bir şeyler konuştuk. Ünye'deki kültür merkezimizle ilgili de bir şeyler konuştuk. Ve ilgili olan bakan ve bakan yardımcılarıyla iletişim kurmak suretiyle bizleri oraya yönlendirdi. Biz Sayın Genel Başkan Vekilimizle yapmış olduğumuz bu toplantının, bu sohbetin verimli olduğundan hareketle diğer yapmış olduğumuz ziyaretlere de geçelim isteriz. Ardından Ordulu Hemşehrimiz, Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamızı makamında ziyaret ettik. Genel mahiyette orduyu konuştuk. Ordunun din hizmetleriyle ilgili gelmiş olduğu durumu, özellikle kırsal kesimlerdeki imam hatiplerimizin ve müezzin kayyumlarımızın eksikliğiyle ilgili konuda müzakere ettik ve o da her zamanki nezaketiyle bizlere anlatmış olduğumuz konularla ilgili yardımcı olunacağını, elinden geleni yapacağını bizlere ifade ettiler ve ardından yine hem şehirlerimize olan selamını iletmek suretiyle bizler de oraya geldik. Devamında değerli arkadaşlar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Nadir Alparslan Beyefendi ile görüştük. Tabii ki hepimizin malumu olduğu üzere bir kültür merkezi sorunumuz var. Kültür merkezi ile ilgili yapmış olduğumuz en son rahlede buranın tasfiyesiyle ilgili arkadaşlar karar alındı. Mevcutta şu anda yıllara mahsup baktığımızda bazen başladı, durdu.
Şah aynı şekilde devam etti, yine durdu. Böyle durumlarla karşı karşıya kalındığı için bakanlığımızla bu konuyla alakalı işin tasfiye sürecinin başlamasıyla ilgili yazıyı da Ordu Valiliğimize yazmış oldu. Bizler de şimdi hızlı bir şekilde bu tasfiye sürecinin tamamlanması için tasfiye komisyonunun kurulması ve aynı zamanda tasfiye komisyonunun yer tespitindeki yapmış olduğu harcamalara ilişkin süreci hızlandırmak için Sayın Valimizle de görüşeceğiz. Ama Bakan Yardımcımız şunu net bir şekilde söyledi. Bizler de hasreten bunu arz ettik. Ödenekle ilgili 2022 yılı içerisinde herhangi bir sıkıntının olmadığını, hızlı bir şekilde tasfiye işleminin ardından hemen hızlı bir şekilde yeniden ihaleye çıkmak suretiyle kültür merkezimize kalmış olduğumuz yerde inşallah devam edeceğiz. Kültür merkezi ile ilgili paylaşacaklarım bunlar. Diğer taraftan arkadaşlar, sağlıkla ilgili tabii ki hepimizin yine muhatap olmuş olduğu bir takım sorun ve sıkıntılarımız var. Bu konuyla ilgili olarak da Yönetim Hizmetleri Genel Müdürümüz, Genel Müdür Yardımcımız Aziz Alper Biten Beyefendi ile, Sayın Genel Müdür Yardımcımızla uzun uzun sohbet ettik, konuştuk. Türkiye'deki özellikle kamu hastanelerindeki doluluk oranlarından tutun da oradaki sağlık personelleri ihtiyaçlarına kadar olan durumları bizzatihi müzakere etti. Bize de kendisi istatistiki olarak her yörenin ne kadar ihtiyacı var, Ordu ili ve özelinde de Ünye'nin durumu nedir, bunları bizzat anlattı. Bizlerle tabii ki özellikle Ünye olmak üzere çevre ilçelerimizde de baş göstermiş olan bu doktor sıkıntımızla ilgili taleplerimizi kendisine anlattı. Özelinde en geç 2 ay içerisinde Ünye'de doktor sıkıntımızın kalmayacağı ile ilgili kendisinden söz aldı. Buna söylemiş olduğumuz branşlarımızın da tamamı, daha önce de ifade etmiş olduğumuz kardiyologumuz ve aynı zamanda göğüs hastalıklarımız. Tabii ki en azından bir palyatif çözüm olması bakımından Sağlık Müdürlüğümüzün de yapacağı bir takım iş ve işlemler de olacak. Bunlarla ilgili de önümüzdeki hafta bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Çünkü sağlık hakikaten bizler için önemli ama buradan bakıldığı gibi olmadığını söyleyebilirim. Ordu hakikaten doktor ortalaması bakımından yarımın çok fazla üzerinde. Özellikle doğu kesimlerine baktığımızda %30-%33'lerde olan illerimiz var doktor yoğunluğu bakımından. Bizler %60-65'lerdeyiz. İyiyiz ama daha iyi neden olmasın? Ünye'deki doktorla ilgili sorunlarımız neden çözülmesin? Genel müdürümüz bizatihi bu konuyla ilgili hasreten ilgileneceğini, bizlerin de bu konuyla ilgili de hakikaten çok ciddi bir takip noktasında işi aynı şekilde takip edeceğimizi kendisine de ifade etti. Dediğim gibi bu süre zarfında inşallah sağlıkla ilgili söylemiş olduğumuz branşlarla herhangi bir sorun ve sıkıntının kalmayacağını da sizlerle paylaşmak isterim. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, ardından genel merkezimizi ziyaret ettik. Genel merkezimizde malumunuz olduğu üzere Ünyeli hemşehrimiz AK Parti Genel Sekreter Yardımcımız Mustafa Hamarat Beyefendi. Onu ziyaret ettik ve aynı şekilde AK Parti Genel Sekreterimiz Ankara Milletvekilimiz Sayın Fatih Şahin Beyefendi'yi ziyaret ettik. Genel gündeme ilişkin sohbet ettik. Genel gündeme ilişkin yapmış olduğumuz sohbette hükümetimizin 20 yıllık kazanımlarından tutun da 2023 vizyonuna ve 2023'e giden bu yolda yapmamız gereken iş ve işlemlerle ilgili çok güzel bir sohbet ettik. Güzel bir müzakerede bulunduk. Ardından değerli arkadaşlar, İlbank Genel Müdürümüzü ziyaret ettik. İlbank Genel Müdürümüz Sayın Yusuf Büyüğü makamında yapmış olduğumuz ziyarette Ünye Belediye'mizin yapmış olduğu iş ve işlemlerle ilgili bir takım fikir alışverişlerinde bulunduk. Bir takım taleplerimiz oldu. Sayın Genel Müdürümüz de bu talepleri yerine getireceğini bizlere ifade ettiler. Ardından yapmış olduğumuz ziyaretin en son kısmı Ünye Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili konunun muhatabı olan müteahhitimiz Delta İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı olan Cevat Güven Beyefendi oldu. Cevat Güven Beyefendi'yi iş yerinde makamında ziyaret ettik. Malumunuz olduğu üzere mevcutta şu anda Ünye Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikaların yapılması ile ilgili herhangi bir sıkıntının olmadığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla fabrikaların yapılması ile birlikte buna paralel olarak aynı şekilde altyapı ihalesi de devam etsin arzusundayız. Şu anda da toplamda 4,5 kilometre olan yol hattının 2-2,5 kilometresi bitmiş ve ardından
onların tabiriyle yolun zemininin biraz bozuk olmasından kaynaklı olarak biraz ertelemeyle karşı karşıya kalmış idik. Yapılan görüşmeler ve aynı zamanda projede yapılan tadilatlar neticesinde bizzat Cevat Güven ağabeyimizin ağzından da çıkmış olduğu şekliyle sizlere ifade edeyim. Bayram öncesinde buraya gece gündüz çalışmak suretiyle, başlamak suretiyle inşallah 3 veya en geç 4 ay içerisinde bitireceğini bizlere ifade ettiler. 8-10 tane iş makinesiyle birlikte burada altyapıyla ilgili kalan kısmın tamamının bitirilmesi için gece gündüz çalışacağız. İnşallah bize belirtilmiş olan, bize tanınmış olan süre zarfında Kasım ayının 30'una kadar geçen zamana kadar, bu süreye kadar inşallah burayı rahatlıkla bitireceğini bizlere ifade ettiler. Bizler de her zaman olduğu gibi buranın yapılması için elimizden gelen hangi durum var ise, hangi destek eğer var ise bunları da onlara sağlama noktasında gayreti göstereceğimizi ifade ettik. Memnun bir şekilde ayrıldık. Aynı şekilde inşallah Ünlü Organize Sanayi Bölgesi de Sayın Cevat Güven ağabeyimizin ifadesiyle bayram öncesi ama bayram sonrası diyelim net olsun. Buraya başlanacak ve kendi ifadesiyle söylemiş olduğum gibi 3 veya 4 ay içerisinde tamamen bitirilmek suretiyle inşallah burayı tamamlamış olacağız. Yapmış olduğumuz ziyaretlerden arkadaşlar sizlerle paylaşacaklarım da bunlardır. Ünye için çalışmaya devam ediyoruz. Tabii ki içinde bulunmuş olduğumuz şartlarda bir takım zorluk ve sıkıntılarımız var. Bir taraftan Suriye'yle yaşamış olduğumuz askeri harekatımız var. Bir taraftan baktığımızda insanları doğrudan doğruya etkileyen ekonomik sıkıntılarımız var. Diğer taraftan da işte pandemi sürecinin sona ermesiyle birlikte hakikaten insanların önceliği olan konular hepimizin de aynı şekilde gündeminde. Buna rağmen biz yapmış olduğumuz çalışmalarda Ünye'deki bu hizmetlerimizin kesintiye uğramadan elimizden geldiğince, gözümüz yettiğince bunları sürdürmenin gayreti içerisinde olacağız. Ben katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ünye için, ordu için çalışmaya devam edeceğimizin mesajını vermek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bizlere her zaman destek olan Ünye Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı, Ünye Teşkilatı'na, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımıza da hasreten teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle saygılarımı sunuyorum.